ardından İlyas'a selam olsun diye bir ün bırakan Hazreti İlyas aleyhisselam. Harun aleyhisselamın neslindendir. Beni İsrail'e gönderilmiştir. Allah-u Teala şöyle buyurur: şüphe yok ki İlyas da peygamberlerdendir. Es-Saffat 123. İsrailoğulları Filistin'i ele geçirince kabilelerden biri Baalbek'e yerleşmişti. Başlarında zalim bir hükümdar vardı. Rivayete göre şehrin ismi önceleri Bek idi. Ancak bu zalim kral Baal adında bir put yaptırdı ve halkı bu puta tapmaya zorladı. Ve Baal ile Bek ismi birleşerek bu şehre Baalbek denildi. İşte Hazreti İlyas, tevhidden uzaklaşıp şirke düşenleri Hakk'a davet etmek üzere bu beldeye peygamber olarak gönderildi. Halkın taptığı put yaklaşık 10 metre büyüklüğündeydi ve altından yapılmıştı. İlyas aleyhisselam bunlara, Baal putuna tapmaktan vazgeçiniz. Her şeyin yaratıcısı olan Allah'a iman ve ibadet ediniz diyordu. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: İlyas kavmine, Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal'e mi taparsınız dedi. Es-Saffat 124-126. Fakat İsrailoğulları İlyas aleyhisselamın nasihatlerini dinlemediler. Onu bulundukları beldeden dışarı çıkardılar. Bu sebeple başlarına türlü musibet ve belalar geldi. Nihayet hakikati anlayıp Hazreti İlyas'ı buldular. Kendisine iman edip bütün sıkıntılardan kurtuldular. Lakin azgın bir kavim oldukları için dinde sebat etmeyerek tekrar isyana sürüklendiler. Doğru yoldan ayrıldılar. Hazreti İlyas kendilerine tekrar tekrar nasihat ettiyse de dinlemediler. Bunun üzerine emri ilahiyle İlyas aleyhisselam aralarından ayrıldı. Hepsi perişan oldular. Dünyada da, ahirette de ceza ve azaba duçar kılındılar. Allah-u Teala buyurur: İlyas'ı yalanladılar. Onun için Allah'ın ihlaslı kulları müstesna, onların hepsi cehenneme götürüleceklerdir. Es-Saffat 127-128. İlyas aleyhisselam Baalbek'ten ayrıldıktan sonra bir köye uğradı. Oradaki insanları imana davet etti. Onlar da bu ilahi daveti kabul ederek kendisinin yanlarında kalmasını istediler. İlyas aleyhisselam ihtiyar bir kadının evinde misafir oldu. Kadının hasta bir oğlu vardı. Hazreti İlyas iki rekat namaz kılarak çocuğun şifa bulması için Allah'a dua etti. Çocuk iyileşti. Sonra İlyas aleyhisselamın yanından hiç ayrılmadı. Ondan Tevrat'ı öğrendi. İsmi Elesa'ydı. Hulasa, İlyas aleyhisselam da kubbede hoş bir sada bırakarak Yüce Rabbine kavuştu. İlahi lütuf ve iltifata mazhar oldu. Onun hakkında ayeti kerimelerde şöyle buyuruldu: sonra gelenler içinde kendisine iyi bir ün bıraktı. İlyas'a selam olsun dedik. Şüphesiz biz ihsan sahiplerini işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o İlyas elbette bizim mümin kullarımızdandı. Es-Saffat 129-132. Rivayet olunur ki İlyas aleyhisselam ölüm meleği olan İsrail'i görünce dehşet içinde ürperdi. Azrail aleyhisselam da bunun sebebini merak ederek, ey Allah'ın peygamberi, ölümden mi korktun diye sordu. İlyas aleyhisselam cevaben, hayır, ölümden korktuğum için değil, dünya hayatına veda edeceğim için bu haldeyim dedi. Sonra şöyle dedi: dünya hayatında Rabbime kulluk yapmaya, iyilikleri emredip kötülüklerden men etmeye gayret ediyor. Vaktimi ibadet ve ameli salih ile geçiriyor, güzel ahlak ile yaşamaya çalışıyordum. Bu hal benim huzur kaynağım oluyor. Gönlüm sürur ve manevi neşelerle doluyordu. Ölünce bu zevkleri ve lezzetleri yaşayamayacağım ve
kıyamete kadar mezarda rehin kalacağım için üzülmekteyim dedi. Aleyhisselam. Cenab-ı Hak dünya hayatımızı istikamet üzere geçirip kendisine yakın bir kul olmayı ve fani lezzetlere aldanmayarak ukba saadetine nail olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin.